İyi günler Çanakkale, iyi günler Yenici, iyi günler değerli takipçilerim. Bugün de bir siyasi arenada karşınızdayız. Her gün olduğu gibi bir siyasi partiyi ziyaret ediyorduk. Bugün Saadet Partisi Yenice İlçe Başkanlığı'na misafiriz. Her partiye sorduğumuz soruları Yenice İlçe Başkanlığı Saadet Partisi Başkanı İsmail Tütüncü'ye de soracağız. Söyleşi tadında geçecek konuşmalarımız. Bu videoyu izlerken altına yorum yazıp sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Biz ilgili birimlere bu soruları iletip cevaplar almaya çalışacağız. Merhabalar İsmail Bey. Teşekkür ederim. Merhaba. İlk sorumuzu soruyoruz size. Çanakkale'de siyasete yön veren Saadet Partisi'nin yeri, konumu, faaliyetleri nedir? Çanakkale'de Saadet'in faaliyetleri... Çanakkale Saadet gençleşiyor. Yerel seçimlerde hız verdiği gibi her alanda gençlik kolları, AGD ve İlahiyat Fakültesi gençlerin katılımları ve çalışmaları, kadın kollarımızın kendi alanında çalışma faaliyetleri devam ediyor. Çanakkale Saadet'in şu anki konumu CHP'nin takipçisi olarak söyleyebilirim. Daha iyi çalışarak bu hedefi sıfırlayabiliriz. Bu da şöyle olacaktır. İl başkanlığı seçimimiz var önümüzde. 3 Kasım'dan sonra genel merkezden sonra seçimimiz devam edecek. İl başkanlığına adayım. Seçildikten sonra olacak tüm çalışmalarımız Çanakkale'yi en yüksek seviyeye getirerek aradaki farkı kapatarak iyi çalışmadan sonra bunlar olacaktır. Her şey yeniden değişecek. Saadet Çanakkale'de hak ettiği yere varacaktır. İsmail Bey, şu an bir savaş durumu söz konusu. Türkiye genelinde Saadet Partisi'nin siyasete nasıl yön veriyor? Evet, şu anda gerçekten Türkiye genelinde savaş var. Durumumuz biraz kritik ama biz de genelde ne olması gereken ne varsa onu yapmak ve destek etmemiz gerekiyor. Siyasi kanallarımız hepsi birleşerek bu Türkiye'nin sorununu çözmek istiyoruz. Türkiye genelinde Saadet'in partisi önemli çıkışları yaparak dikkat çekti. Saadet Partisi ivme kazandığı milli görüş camiası ile bu siyaset arasında Saadet Partisi'nin var olduğunu kanıtladı. Genç dinamik kadrosuyla şimdiki AKP hükümeti, ABD ve İsrail-Batı ilişkileri yakından takip ederek AKP iktidarını ciddi bir şekilde sıkıştırarak Saadet Partisi Kıbrıs, Irak, Suriye, Afganistan gibi konularda ise hükümetin politikalarını çok yakından takip ederek Erdoğan hükümetini başını ağrıtacak gibi konularda ihmal etmeyecektir. Bu da AK Parti'yi ciddi bir şekilde tedirgin edecektir. Şu anki AKP'nin kopmaları başlamıştır. Ayrı parti kurarak Erdoğan'a cephe almışlardır. Abdullah Gül Davutoğlu ve Babacan da bu da Saadet Partisi'nin güvenilirliğini tekrar bize gelmelerinde Saadet Partisi'ne hak ettiği yere ulaşacaktır. Şimdi bir sorumuz da Yenice'den olacak. Yenice siyasetinde Saadet Partisi nerede kalıyor? Yenice'de siyaset Saadet Partisi'nde yerel seçimlerde kendini göstermiştir. Yenice'de Saadet azınlıktaydı. Şimdi ise iyi bir başkan ve yönetimiyle kadrosu güçlendirmeye hız verdi. Çalışmalarını kesmiyor. Yeni projeleri sundu. AKP iktidarı 15... İsmail Bey, ezan evet. Okunduğu için yayını kesmiştik. Tekrardan aynı soruyu yöneltiyorum. Yenice siyasetinde Saadet Partisi nerede kalıyor? Teşekkür ederim. Yenice siyasetinde Saadet Partisi'nin yerel seçimlerde kendini göstermiştir. Yenice'de Saadet azınlıktaydı. Şimdi ise iyi bir başkan ve yönetimiyle kadrosuyla güçlendirmeye hız verdi. Çalışmalarını kesmiyor. Yeni projeler sundu. AKP iktidarı bile 15 yılı geçmiş olduğu halde
bir iktidar bile Saadettin Yenice'de projelerinden bir tanesini halkına sunamadı ve gündeme bile yer alamadı. Yenice'de Saadet Partisi doğru, ilkeli, adil bir siyaset vurgulayarak gündeme oturdu. Halkına proje üretti. Halkın karşısına çıkarak geleceğin için sen de karar ver, değiştir dedi. İşsizliği ve gençliği ön planda tuttu. Kimsesizlerin kimsesi olmayı gösterdi. İyi bir yönetim şekli sundu. Yerel belediyeciliğin dinamik anlayışını sundu. Şeffaflığı sundu. Yenice'de hak ettiği yere varmalıdır diyerek halkıyla bütünleşmeyi sundu. Oy oranımız az olsa da inanıyorum ki hedefimiz çalışarak, çoğalarak, sen de olursan olur anlayışı içinde hedefe varacağız, başaracağız. Kararlılıkla söylüyorum ki Yenice'nin kültürel değerlerine ve ideolojik yapısına insanlığa sahip çıkacağız. İnandık, başaracağız. Yenice için çalışacağız. Yenice hak ettiği yere inşallah ulaşacaktır. Şimdi İsmail Bey, er görüştüğümüz partiye sorduğumuz sorularımızdan bir tanesi daha. Evet. İşsizlik Yenice'de nasıl çözülür? Evet, Yenice'de işsizlik çok sorun olmuştur. Bu Türkiye genelinde de, ama şu anda bizim bölgemiz bizim için daha geçerli. Bizler Saadet Partisi olarak tüm yatırımcıları gezerek, çözüm üreterek Yenice'ye kazandırmak adına Yenice'den yer göstereceğiz ve bölgemize çekeceğiz. İş ve istihdamı sağlayacağız. Böylelikle işsizlik sorununu acil STK ve tüm muhtarlarımız, siyasetçilerimizle ortak fikir görüşü içinde halletmek isteriz. Birlik olacağız. Nasıl? Kentselleşeceğiz. Yeniden çalışıp bir toplum yenice inşa edeceğiz. Tarımda, arazilerde, hayvancılıkta, süt üretiminde, inşaat alanında güvenilir yol alacağız. Gençlerin önünü açacağız. Üreten ve yaşatan bir toplum olacağız. Yaşanır Yenice inşa edeceğiz. Yenice halkımızın işsizlik diye bir sorunu kalmayacaktır. Birlik olacağız. İnşallah bunu da kentselleşeceğiz. Ondan sonra daha iyi olacak fikir ve görüşlerimizle. Teşekkür ederim. Son olarak son soru bu. Buyurun. İyi düşünüp bir kere de karar vereceksiniz. Halka ve seçmene ne söylemek istersiniz? Halkımıza çok değer verdiğimiz için seçmenimiz bu konuda her istediğine katılması için, kazanması için, geleceği için kopun gelin diyerek seslenişte bulunuyorum. Saadet Partisi'nin güvenilir bir parti olduğunu size de geçmişte rahmetli Necmettin Erbakan hocamız yaptıklarıyla göstermiştir. İsrail destekçileri yanında olmayın demiştir. Bizim davamız milli görüş davasıdır. Yolumuz hak yoldur. Davamız cihattır. Ne olursan ol yine geleceksin. Çünkü kopup gittin, başarısız oldun. Lüks hayatı seçtin, insanlığı cehalete sürükledin. Bittin, tükendin. Herkesten medet umar hale geldin. Zannettin dünyayı kendin yöneteceksin. Ama senin istediğin gibi bu Türkiye'yi sana bırakmadıkları gibi sana yönettirmezler. Artık sen gel, kop da gel. Bu gidişatı değiştir, geleceğine sahip çık. Sen de olmazsan olmaz. Gel kardeşim, yanlışlar ülkesinde doğru, ilkeli bir seçim yap. Kop da gel artık, Saadet Partisi ne varsa burada var, gel kardeşim derim. Halkımı bu şekilde çekmeye çalışırım. Anladım. Şimdi bu soruyu, ekstra bir soru soracağım. Buna cevap verip vermemekte serbestsiniz. Kentleşeceğiz dediğinizde, kent konseyini mi baz aldınız? Yani bir ilçede bir kent konseyi olsun,
Bizler de orada görev alalım, ortak bir fikir çıksın, ortak bir kirlemeye hareket edelim. Onu mu demek istediniz? Evet, şimdi bölgemizde kentselleşerek, burada bir başkan seçerek ve daha iyi bir neticeler almak için bunu söylemek istedim. Yani parti gözetmeksizin, siyasi alanı gözetmeksizin birlik ve beraberliği daha iyi kurmak adına. Anladım. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yayını burada sona eriyor arkadaşlar. Bir sonraki siyaset meydanında tekrar karşınızda olacağız inşallah. Görüşmek üzere.